davet ediyorum. Efendim şimdi de bir münevver insan Ertuğrul Seyhan'ın şiirlerini besteleyen bu besteleri, bu şiirleri bizlere inşallah kulaklarımıza iletecek olan Mehmet Kemiksiz Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Artık söz hepsine. Thank you.
edebi olan insandır. Edeb yahu, edeb yahu. Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, protokolü saygın üyeleri, kıymetli Bursalılar, sanatseverler, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir münevver insan, Ertuğrul Seyhan. Bunun altında davulla başladık. Neden davul diyeceksiniz? Darp, güç yani. Her zaman insan beyninde şimşekler çaktıran bir algıdır. Bütün tariklerin, tekfirlerinin kapısında yazar edeb yahu diye. Zira Ertuğrul Seyhan'ın da şiirlerinde bazen tenbih, bazen münacat, bazen naat, bazen böyle tazarru, niyaz, bazen de daha melankolik, hatta romantik bir takım duyguları görebilirsiniz. Duygu zenginliği olan bir insan olunca konserin başına da edeb yahu diyerek başladık. Önce kendimizi bir edebe davet etmek için sizleri tenzih edeceğim. Şimdi gah herkese açık bir dergâhtır gönlümüz, gah canına mahsus haremgâhtır gönlümüz. Yeah.
Ve şimdi okuyacağımız eser de Ertuğrul Bey'in
yine Davul'u kullanacağımız bir eser değil mi hocam? Pardon. Bu tekbire yazdığı bir eser. Lütfi'nin Segah tekbirine yazmış olduğu bir şiir. Vurdu beni o yar, bir tirini geyle. Kendimden geçirdi tekbiri Segah ile. Biz de bunu tekbirin makamından besledik. Arkasından da Itri'yi anladım diye bir tekbir ve salavat ettik. Buyurun. Thank you.
Ertuğrul Seyhan'ın kendini tam olarak ifade ettiği şiirlerden bir tanesi. Adeta haykırarak meşrebini, mektebini, ocağını ifade ettiği bir şiir. İnsanı kamil deriz biz, vuslata nail deriz biz, sanmayın cahil deriz biz, sahibi daniş deriz biz, rint meşrep dereş deriz.
Zira gelenek denilen kavram öteden beri gelene bir ektir. Biz de bu eki yapmak istedik bu akşam. Onun için sabırlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bu bölümden sonra artık bir daha konuşmayacağım için burada vedamı yapmak istiyorum. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel zamanlı mekanlarda, güzel vesilelerde tekrar sizlerle buluşmayı arzu ederiz. Bu arada bu zorlu işin üstesinden gelmem için benimle beraber koşturan kıymetli sazende arkadaşlarıma Furkan Rasuloğlu, efendim Ahmet Bey, Hasan Bey, Erkin Bey ve Gökhan Bey bu taraftan, Volkan Bey, Mert Nar kardeşim, Kadir Bey, İdris Bey, Ahmet Bey, Ramazan Bey ve diğer kadirleri olmak üzere huzurunuzda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Daha güzelini yapmak için çabalamaya devam ediyoruz.
Yeah.